Merhabalar. Bebek yeleğimizin ikinci bölümüne geldik. İkinci bölümünde modeli ben artık bıraktım. Modeli yapmayacağım. Ee, böyle tasarladım sevgili hanımlar. Buradan devamını düz öreceğim. Önlerde aynı şekilde devamını artık düz sade öreceğim. Onun için de hemen bakın düz olarak devam ettim. Kaç modelden sonra? 1, 2, 3, 4. modelden sonra Düz olarak örüyorum. Ee, kolları da haroşa olarak örüyorum. Fakat burada bir e, yaka düşürme olayımız var. Bu yaka düşürmeyi arka bedenden yapacağım. Hemen şimdi ön bedeni örüp arka bedene doğru ilerliyorum. Önde de şöyle bir iki tane düğme yeri koydum. Çocuğun yaşına göre yeterli bu. Hemen kenar ilmeğimi alıp örmeye devam ediyorum. Yine ön patımı örerek dediğim gibi bu kadar ölçü yeterli. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Siz dilerseniz modeli sonuna kadar devam ettirebilirsiniz. Ama ben böyle tasarladım. Böyle hani gözümün önünde canlandırdım. Hoşuma böyle gitti. Devamını düz olarak yapıp eteğini de model koymayacağım. Çünkü bu bir yuvarlak yaka süveter olacak. Erkek süveteri hala artırmaya devam ediyorum sevgili hanımlar son artırmamı da yaptım şimdi önde kaç tane ilmek var şöyle bir bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 35 ilmek kolu da örmeye devam ediyorum kolu da haroşa yapıyorum Haroşayı artık beni takip eden takipçilerim biliyordur. Ben haroşayı her iki yönden de düz örgü olarak örüyorum. Siz nasıl kolayınıza giderse öyle yapın. Burada da kolda da yine artırmamı yaptım. Arka bedende artırmamı yaptım. Arka beden ilmeklerimde tamamen düz örgü olarak örüyorum sonuna kadar yani kol yerine kadar düz örgü olarak örüyorum. Şimdi toplamda 60 tane ilmeğim oldu. 61. ilmeğimi de artırarak şuradaki düzü aldım. Bunu da aldım. 2 tane düzü aldım ve geri dönüyorum hanımlar hani yaka düşürme yapacağız dedik ya bütün ilmeklerimi diğer kola kadar örüyorum sıra sonuna geldim buradan da İki tane ilmeğimi şu düz ilmeklerim ördüm ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. İlkini boş aldım, ikinciyi ördüm ve burada yine artırmamı yaptım hanımlar. İkinci sıramı da hızlı bir şekilde örüyorum. Diğer kola kadar diğer kola kadar ördüm bir kere daha artırıyorum iki tane ilmeğimi ördüm ve yine çevirdim üçüncü sıramı örüyorum arka bedeni üç sıra daha fazla yaptım şu anda yine ilmeklerimi Hızlı bir şekilde ön yüzden düz arka yüzden ters olarak tamamlıyorum. Ön yüze geçtik. Ön yüzden yine iki taneyi düz olarak ördüm. Bir artış daha yaptım. Dördüncü sıramı gidiyorum. Dördüncü sıramı da sıra sonuna kadar örüyorum. Son bir kez daha artırmamı yaptım sevgili hanımlar. İki tane ilmeğimi ördüm. Şimdi dört sıra fazla yaptık. Tamam mı? Dört sıra fazla yaptık. Zaten bu taraftan başlamıştık. Bu tarafa doğru gideceğiz. Gitmeden önce biz burada dört sıra fazla yapmıştık. Dört tane ilmeğimi alıyorum. Bir, iki, üç. Birisi de şişimde zaten. Tamam mı? Şimdi bunu bu şekilde örüyorum. Şöyle çevirerek örelim ki delik olmasın. Evet. Bakın 4 sıra gittik. 1 2 3 4 ilmek aldık. Örgüme devam ediyorum. kolun üzerinde hızlı bir şekilde örelim. Koldaki artışlarımı da yaparak ön ilmeklerimde tamamen düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örgü olarak örüyorum. Arka yüze döndüm. Arka yüzden de bütün ilmeklerim ters olarak yeleğimin diğer önünü örmeye devam edeceğim. Kolun üzerinde haroşa Buradaki ilmeklerimi yine arka yüzden düz ördüm. Arkayı yine ters olarak devam ediyorum sadece burada yaptığım değişiklik arkada arka bedeni 4 sıra fazla ördük sevgili hanımlar diğer kola kadar ilmeklerimi örüyorum diğer tarafa kadar ördüm geldim buradan da şöyle çevirdim 4 tane ilmeğimi alıyorum. 2 3 Bir tane de şimdi var 4. Bu 4 tane ilmeği haroşa örüyorum. 1 2 3 3 tane bir tane de şimdi var 4 tane bütün haroşamı örüyorum. Kolun üzerinde düz. Her iki yönden de düz örünce haroşa olarak çıkacak zaten. Hızlı bir şekilde örüyorum. Ön bedene geçtim. Yine yanın sağında ve solunda ayırdığım ilmekler ön bedene ilave edildi. Arka beden de arka bedene ilave edildi. Ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada hanımlar iki tane iliğimiz var. İki önü birbirine ekleme zamanı geldi. İki önü birbirine ekleyeceğiz. Sonra döne döne öreceğiz. Yani şuradaki ilmekleri birlikte öreceğiz. Tamam mı? Şuradan bir şişten yardım alacağım hanımlar. Şuradaki 7 tane ilmeğimi alıyorum. Ön patta olan 7 tane ilmeğimi bir şişe alıyorum bu şekilde. 2, 4, 6, 7 tane hemen ipimi de arkaya aldım bu aldığım 7 tane ilmekle buradaki 7 tane ilmeği birlikte öreceğim aynen bu şekilde ilmeğimiz kenar ilmeğimiz düz geldiği için düz örgü örer gibi örüyorum. İkisini birlikte aldım. Ve ördüm. İkisini de birlikte bıraktım. İkisini aynı anda alıyoruz. Aynen örgümüze devam edip ikisini de aynı anda bıraktım. Son ilmekleri ve ekledik. Eklememizi yaptık sevgili hanımlar. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şimdi kol ağzına bir diş daha haroşa yapmak istiyorum ben. Ee, hemen bir kez daha son bir kez daha artırmamı yapıyorum. Kolda da aynı şekilde yakayı birleştirdikten sonraki haroşamı yapıyorum. Bütün bir sırayı şu öne kadar örüyorum. Ön bedene geldim. Burası bizim sıra başlangıcımız ve sıra sonumuz. Bütün ilmeklerim artık düz. Sıkıştırarak örelim ki herhangi bir açıklık kalmasın. Sevgili hanımlar. Bu sıra artırma yapmayacağız. Bu sıra tamamen düzü düz, haroşaya haroşu olarak örüp devam edeceğiz. Tekrar artırma yapmadan devam edelim. Ya da bir sıra daha artıralım hanımlar. Acaba büyük mü olur diye düşündüm onun için artırmayalım dedim, artıralım. Bir sıra daha artıralım. Artırma yerine gelip sonra kollar ayıracağız şimdi döne döne örerken haroşa seyri değişiyor. Artırmamızı ördük. Artırma yapmayacağız. Evet bakın bunu demek istemiştim. Artırma yapmayacağız. Artırmamızın üzerine düz olarak ördük var Tamam. Şimdi burada haroşaya geçtik. Haroşa döne döne ördüğümüz için bu şekilde örülecek. Ters. Örülecek ki haroşa olsun. haroşalarımız bu şekilde hiçbir artırma işlemi de yok dönüp şu öne kadar örelim tekrar öne geldik hanımlar öne şimdi bu sırada kolları bitiriyoruz eğer bunu kollu bir kazak yapmak istiyorsanız kolları önce bitirin ardından bedeni yapın kolların dökümlü olmasını istiyorsanız kolları bileğe kadar düz örgü olarak örün hiç kesmeden. Bilekte bileğinize göre ayarlayıp aralarda kesme yapın tek sırada. O zaman dökümlü olur. Evet. Şimdi kolu bitiriyorum. Buradaki ilmeğimi de birisini öne aldım. Şu anda şöyle bir görüntü var. Hemen bitirmeye başlayalım kolu. İkisini bir örüyorum. Şime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. Ben örgüyü bu şekilde bitiriyorum hanımlar. biraz başım ağrıyor sessizim <laughs> çok konuşan semahat sessiz bugün kolu bu şekilde bitiriyorum hanımlar kolu bitirdik koldaki ilmekleri saymadım ama hanımlar şöyle ölçüsünü vereyim kolun bakın kolun arka bedene bakın buraya dikkat edelim Kolum hemen ölçüsünü vereceğim ben size. E, veremeyeceğim. Hah, buldum. İlmek sayısı çok sağlıklı değil sevgili hanımlar. Çünkü ipiniz elinizin sıklığı, gevşekliği çok önemli. 21 santim diyeceğim. 21 santim bir kol. Tamam mı? Hemen şimdi arka bedene geçeceğiz. Kol. Şahane bir kol oldu. Bu fikir de benim. Sevgili hanımlar. Bu tasarım da benim. Arkayı 4 sıra yaptık. Sonra buradan 4 ilmek çıkardık. Kola ilave ettik. Ve güzel bir erkek süveteri yapıyoruz. Şimdi arka bedene geçiyorum ve arka bedeni örüp diğer kolu buradaki şu ana ilmeğin birisini kola ilave ederken diğerini arka bedene örüyorum. Onu da bakın bu şekilde yapınca arka bedene eklenmiş oldu. İşte diğer kola kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer kola geldim. Bu ilmeğin birisini buna ilave ederek, yani arka bedene ilave ederek birisini de kola ekleyerek kol ilmeklerimi de kesiyorum. Bu kolda keselim. Bu kolunda kesimini yaptık bitirdik sevgili hanımlar iki tane ana ilmeğimin birisini buradan da kola ilave ederken diğeri ön bedene eklenecek Evet şimdi bütün ilmeklerim artık artırma işi bitti tamamen düz örgü olarak örüyorum sevgili hanımlar kol yerine kadar düz örüyorum Şimdi şöyle bir öne bakıyorum hanımlar. Bakın ön bedenimiz. Tahmini artırma yapacağım. Kolların altında hem kollar rahat olur hem de kazamız bir tık daha büyür. Evet. Bakın şuradan şurası şöyle çirkin kalmasın diye sevgili hanımlar şu ilmeği alıp şu ilmeği alıp şuraya ilave ediyorum. Daha düzgün görünsün. Şöyle çevirerek yaptım. Daha da düzgün durdu. Biraz daha sıklayabilirim bu ilmeği. Bakın. Şuradan şöyle ikisini birden alınca dıştan içe doğru ikisini birlikte örüyor burada açıklık kalmasın diye kapattık şimdi buradan arka bedene geçmem için ilmek atacağım 1 2 3 4 bir tane daha alalım 5 tane olsun 5 ilmek attık hemen Öyle yaparken hep bir takipçimin yazısı geliyor aklıma. Bana diyor ki kısa şişal diyor. Çekiştirip durma. <laughs> çekiştirip durma diyor. Kısa şişal sana diyor. Hayırlı selam olsun. Çok hoşuma gitmişti. Sizin yazılarınızı beni bazı şeylerde uyarıyorsunuz. Dikkate alıyorum. Benim için çok önemli sevgili hanımlar. Çünkü hep her şeye iyi iyi denmez. Benim eksiklerimi de söyleyeceksiniz. Şurası olmuş, şurası olmamış. E, ama genelde yakadan başlamalı örgülere sorular geliyor. Yakadan başlamalı örgüleri hemen hemen her videomda dile getiriyorum. Kaç beden giyeceksen Youtube'a yaz. Örneğin 48 beden giyiyorum. Sana ölçü veriyor. O ölçüye bu modeli uygula. Örneğin bu modeli yapacaksın. Hoşuna gitti. E sen bunu 10 yaşa yapacaksın. Ben bunu 2 yaşa yaptım. Sen 10 yaşa yapacaksın. 10 yaş yakadan başlama nasıl yapılır diye yaz. Youtube sağ olsun. Hepsini veriyor bize. Diğer kola kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum sevgili hanımlar. Şimdi bu kola geldik. Şimdi ben şöyle bir şey arkadaşlar ben buraları kamera arkasını da yaparım. Ve size pardon. Size düzgün bir halini gösteririm. Ama önemli olan sizin de karşılaşacağınız bu tür şeylerde nasıl yapacağınız. İlmeğimi ördüm. Şurada bakın böyle gidersek Şurada bir çirkin görüntü var. Az önce ne yapmıştık? Bu ilmeği almıştık. Bir de bunu dibinden almıştık. İkisini de birlikte örmüştük. Hem bir tane ilmek artmış oldu. Hem de burası daha bir düzenli oldu. Tamam. Hemen 5 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5. Diyeceksiniz ki 6 oldu. Olsun. Ne olacak? Daha da büyük olur. Daha güzel olur. Bir tane ilmekten, iki tane ilmekten hiçbir zarar gelme sanımlar. Yine çekiştiriyorum. <laughs> Bizim zamanımızda bu misinalı şişi yoktu. Ben sonradan gördüm misinalı şişi. 5 şiş kullanırdık biz. Onun için misinal işlerde çok usta değilim sevgili hanımlar. Buranın ilmeği zaten düzenli. Evet. Şimdi birkaç sıra örüyorum hanımlar. Başladığımız ilmekler de düz olacak. Şöyle hızlı hızlı birkaç sıra örüp sonra ne işlem yaptığımızı görelim. Hanımlar bakın şimdi kazağımızı belli bir miktar yaptım. Şöyle şu kadar yaptım. Şu anda hala şişimin üzerinde. Buraya kadar bir ip bitmedi. Yani iki ipten bu iki yaşına rahat olabilecek ölçüde kazak olur. Gördüğünüz gibi şöyle bir tasarım yaptım. E, buralara düğme dikilecek. Şuralara düğme dikilecek. Ön desenli. Şu anda düğmem yok ama şöyle göstereyim. Elimde olan bir tane düğmem var. Bakın şu düğmeyi şöyle şuradan üzerine dikerseniz e, bir tane de şurada var iki tane düğme yeri koydum ben buna iki tane düğme yeri yeterli e, önden düğmeli süeterimizin önden görünüşü bu şimdi ben size yaka düşürme yapacağız demiştim bu yaka düşürmeyi nereden yaptık biz arka bedenden yaptık değil mi? arka bedenden 4 sıra fazla yaptık biz 4 sıra fazla yapınca bakın şimdi şöyle yakamıza bakın yakamız normalde 84 ilmekle başladık yaka düşürme tekniği yapmadan yakayı yaptık şimdi şuradan tutuyorum bakın arkadaki 4 sıra bize ne verdi örgümüzün boyu eşit değil mi her iki tarafta aynı ama yaka nerede bakın yaka düştü Arkada kaç sıra fazla yaparsanız o kadar yaka düşer, oyuk oyuntulu olur. Bu da çocuklar için çok önemlidir. Ee, kollar da gayet güzel oldu. Şu anda elimde daha buna bir de ütü yaparsanız. Şöyle arka yüzünü göstereceğim. Yani arkadan şöyle göstereyim hanımlar. Bakın arka bedende biz 4 sıra fazla yapmıştık. Bu dört sıra fazlamız bize yaka düşürmeyi kazandırdı. Şu şekilde oldu. Gayet de güzel. Ön ve arka eşit. Şu anda şişte olduğu için tabii ki arka biraz daha yüksek durması gerekiyor ki çocuk bunu giyerken tam böyle kırtlaklayıp boğazını sıkmasın. Çocuklarımız rahat sever. Etek kısmına da yine boyunu ölçtükten sonra 20-22 santim yaptıktan sonra çocuğun ete bedenine göre haroşa yapıp bitiriyoruz. Kolları nasıl bitirdik? Bunu da o şekilde. Gayet de güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Siz de hemen bir günde örün torununuza yeğeninize yani çok şık bir kazak oldu diye düşünüyorum hanımlar. Yani ben bunu böyle şu anda çekiyorum aşağıya doğru işte tutuyorum. Bu sizin aman niye çekiyor niye sündürüyor acaba denk gelmiyor mu değil. Şişlerden dolayı eğiliyor büyülüyor ağzı yüzü yapacak bir şey yok. Kolların altına zaten görmüş olduğunuz gibi Kolatlarımız da gayet rahat oldu. Şu kısımda haroşa yapabilirdik. Burayla uyum sağlasın diye çok da gerek görmedim. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Çabuk yapın. Hızlı bitsin. Sıkılmadan yapın. Şimdi bunun devamında ben şöyle bir karar aldım sevgili hanımlar. Ajurlu hırka buliz istiyorsunuz ajürlü yakadan hırka buliz yapması çok kolay değil. En azından bana kolay değil. Yani ben öyle düşünüyorum. Biraz zor bir çalışma. Onun için şöyle bir karar verdim. Önce kolu bir çalışalım. Bunu da sizinle çalışacağım. Önce kolu örneğin 40 beden bir kazak yapacağız. 40 bedenin ölçülerini yazıyla size verip sadece bir ajurlu kol çalışıp ya da desenli bir kol çalışıp sizlere sunacağım. Siz bunu kime yaparsanız yapın. İşte 40 beden hırka yapacaksınız. Koluna da model kuracaksınız. Hemen 40 bedenlik kol ölçüsünü Sema 04 anlatmış diye oradan girer bakarsın. Modeli ben nasıl yapmışsam sen de öyle yaparsın. Model şuradan artı artarken modeli devamını getirmek zor olur. Onun için buradan artarken kullandığımız modeli önde de çok rahatlıkla kullanabiliriz. Yani hem artıp hem modeli yapmak biraz zor. Ee, şimdi ben size e, karar verdim. Böyle bir çalışma yapacağım. Yani kol çalışması yapacağım sevgili hanımlar. Siz bunu örün. Kolay gelsin. Allah emanet olun. İşlerinizi bitirdikten sonra oturun sobalarınızın başına, kalorifelerin dibine. Örgülerinizi yapın. Güzel güzel sıcacık çocuklarınıza giydirin torunlarınıza. Hayırlı olsun. Kolay gelsin.